yine canlarımıza, tarım arazilerine yönelik. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangının kontrol aldığını belirterek, bugün yangınlara 1915 araç, 8155 personelle müdahale ettik. Hava unsurlarımız yaklaşık 1600 sorti gerçekleştirdi. Toplamda 5 ilçede 59 mahallemiz yaklaşık 10 gündür süren yangından etkilendi, dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki değerlendirme toplantısındaki öncesi açıklamada bulundu. Tespit edildi. Yine 62 kamu binası da bu çerçevede incelendi. Bir taraftan da yeni konutların yapımı için ve yıkılma riski olan binaları orada vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini teminat altına alacak adımları atıyoruz ve hızlı bir şekilde binaların yıkım sürecini başlattık. Bu çerçevede de 503 binanın yıkımı tamamlanmış durumda. Yine İller Bankası ile altyapı hasarlarının tespitleri tamamlandı ve belediyemizle İller Bankamız yine elektrik işlerine ilişkin çalışmalarımızı yürütüyoruz. İyice miydi? Neydi ismi? Elektrik. Evet. CK Akdeniz firmamızla da elektrik hasarlarımızı gideriyoruz. Şu an için su verilmeyen hiçbir mahallemiz kalmadı. Yine tedbir amaçlı elektrik vermediğimiz birkaç mahallemiz dışında, iki mahallemiz dışında elektrik verilmeyen bir mahallemizde kalmamış durumda. Tabii yangından etkilenen tüm mahallelerde evlerimize tek tek giriyor. Evlerde hasarların, yine ahırlarımızda, tarım arazilerdeki hasarların tespitlerini yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bizzat bakanlarımızdan, yine valimizden gerekli bilgi alarak buraya verilmesi gereken destekleri verip ve süreci birebir yakinen takip etmektedir. Tabii bizim bu süreçten sonra zaman kaybına hiçbir şekilde tahammülümüz yok. Çiftçilerimiz, vatandaşlarımız bu noktada bizim başımızın tacıdır ve vatandaşlarımızın mağduriyetini bir an önce gidermek istiyoruz ve bu çerçevede tüm gayretimizle çalışıyoruz. Çalışmalarımızı başlattık. En geç bir ay içerisinde vatandaşlarımızın 2+1, 3+1 altında deposuyla, ahırıyla ihtiyaçlarını giderecek adımı toplu konut dairesi başkanlığımızla inşallah atacağız. Bir sene dedik, inşallah önümüzdeki yaz gelmeden tüm Antalya'daki inşallah konutlarımızı bitiriyor olacağız. Tekrarlamak gerekirse vatandaşlarımızın yaylalardaki hayvanlarının 2-3 ay içerisinde köylerimize, mahallelere geleceği öngörüsüyle toplamda 400'ü aşkın ahırımız hasar görmüş durumda. İnşallah 3 ay içerisinde bütün ahırlarımızı tamamlayacağız ve yaylalardan gelen vatandaşlarımız yeni ahırlarına inşallah hayvanlarını koyabilecekler. Yine yanan ormanlarımız, onlar ormanlarımıza ilişkin de çalışmalarımızı Tarım Orman Bakanlığımız ve Valiliğimiz koordinasyonunda yürütüyoruz. Bir yıl içerisinde inşallah tüm alanımızı ağaçlandıracağız ve yeşil vatanımız, akciğerlerimiz olan ormanlarımızı korumak için can siperhane mücadelemiz bu çerçevede devam edecektir. Gerek keçiboynu ağaçlarının, gerek zeytin ağaçlarının, gerek defne ağaçlarının yanan alanlarda ekimi için Tarım Orman Bakanlığımız çalışmaları başlatmıştır ve Valiliğimiz koordinasyonunda inşallah bu çalışmalar bir yıl içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Daha önce de milletimizin desteğiyle nice zorlukları, büyük felaketlerin üstesinden geldik, aştık. İnşallah bu zor dönemi de aynı anlayışla, aynı birlik, beraberlik ruhu içerisinde hep birlikte atlatacağız diyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Buyurun Sayın Bakan. Tabii bu yangınların söndürülmesinde büyük çaba gösteren, büyük özveri veren, cansiperhane savaşan bütün arkadaşlarımıza minnettarız. Onlarla gurur duyuyoruz. Bugün buruk da olsa sevinçliyiz. Antalya bölgesindeki yangınların sonuna geliyoruz. Ama bu 10 gün içerisinde Türkiye'nin her tarafından buraya koşarak gelen bütün çalışma arkadaşlarımız, bütün vatandaşlarımız ve kurumlarımızın çok değerli personelleri, yüzlerce iş makinesi, itfaiye araçları, arazözler,
gece gündüz 24 saat uyumadan çalışan, cansiperane büyük mücadele veren arkadaşlarımıza minnettarız. Bu Türk milletinin vatandaşına, milletine, devletine, memleketine sahip çıkmasının bir sonucudur. İnşallah Muğla'daki yangınları da kısa sürede söndüreceğiz. Milletimizin devletine olan güveni, devletin milletinin hizmetinde milletine sahip çıkmasıyla bu olayların üstesinden geliyoruz. İnşallah afetin izlerini de kısa sürede ortadan kaldıracağız. Bir taraftan yangınla mücadele ederken zaten yangının söndürüldüğü bölgede afetin izlerini ortadan kaldırmak için sayın bakanlarımızla birlikte olağanüstü bir hızla bu mağduriyetleri ortadan kaldırıyoruz bir bir. Tabii bu görülmemiş farklı bir afetti. Bunun da üstesinden devletimizin gücüyle gelmeye başladık. İnşallah diğer bölgedeki yangınlar da ortadan kısa sürede kaldırılacaktır. Devletimiz çok güçlüdür. Vatandaşlarımızın da devletimize güveni tamdır. İnşallah diğer bölgedeki yangınları da bitirmek için canla başla artık gücümüzü de o taraflara aktaracağız. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.